Dumanlı Dağ Börüsü, Dulkadir Delisi, Ulaşoğlu Salur Kazan, 100.000 düşmanı yok etti, yine de Alp'im erim diyerek övünmedi. Salur Kazan bir gün ordusunu bırakıp tek başına ava çıktı. Karadağ'ın eteğinde 7 yerde meşale gibi yanan ışıklar gördü. Dağın tepesinden aşağıya yola koyuldu. Işıkların olduğu yere yaklaşınca tepe gibi bir cismi yatar gördü. 7 yer evreni bir ejderhaya rast geldi. 7 yerde meşale gibi yanan o ejderhanın gözleriymiş. 7 yerde koyu koyu tütüp çıkan o ejderhanın ağzının salyasıymış. Kazan, uyurken öldürmek mertlik olmaz diye düşündü. Sadağından bir ok çıkardı, oku ejderhaya atıp uyandırdı. Uyanan ejderha ateş püskürttü, yerleri yaktı, bir nefes çekti, her şeyi sömürdü. Kazan Allah'a yalvardı. "Ey perverdigar, sen bana kurtuluş yolu göster, kuvvet ver," dedi. Ejderha tekrar tekrar ateş püskürtüp yakmaya, nefes çekip yutmaya çalışsa da Kazan'ın canını alamadı. Sadağındaki 80 oku önüne döküp birbiri ardınca ejderhaya attı. Oklanan ejderhanın daha sömürecek hali kalmadı, can çekişmeye başladı. Kazan, kara çelik sağlam kılıcıyla ejderhanın 7 başını da kesip yere düşürdü. Dumanlı Dağ Börüsü Salur Kazan, 7 başlı ejderhayı ilk kavgasında öldürdü. Ben Davut Bahadır. Goliath'la 60 yıldır kavga ederim. Bize getiremedim. Köşeme çekildim. Her şey bitti sanmıştım. Sonra bir yel esti uzaklardan. Sönmeye yüz tutmuş ateşte kıvılcımlar var şimdi. Bu bir çağrı. Yalnız kurtla bir olup Goliath'a karşı vuruşmanın çağrısı. Efsane yeniden doğuyor küllerinden. Baba.
kartı çıkarayım. Hop. Giydin mi? Gurur duydum seninle. Ya ne kadar cesur durdun öyle? Hiç de değil. Çok korktum. Ya ona bakarsan ben de korktum. Niye vurmadın kurdu? Sen de baktın gözlerine. Düşmanlığı yoktu bize. Kurtlar sürü halinde yaşarlar. Ama bu tek başınaydı. Belli ki sürüsünden kovulmuş ya da yalnız yaşamayı seçmiş bir yalnız kurt. Tehlikesi yoktu bizim için. Tehlikeli olsa senin tüfeğin vardı. Ondan güçlüsün. Onu öldürürdün değil mi? Güç tehlikelidir oğlum. Kime karşı kullanacağını bilmen gerek. Hem bizim etini yiyebileceğimiz bir av hayvanı falan da değildi. Yani bize zarar dokunmayan bir canlıya zarar verirsek, onu öldürürsek ne olur? Zalim oluruz değil mi? Hı? Bak. Gücünü gerektiği zaman seninle denk ya da senden daha güçlü birine karşı kullanırsan yiğit olursun. Ama senden daha zayıf birine karşı kullanırsan o zaman zalim olursun. Sen de gücünü zalime karşı mazlumları korumak için kullan. Anne biz kurt gördük. Dur oğlum, bir daha ava çıkmamıza izin vermeyecek anne sonra. Safar. Sevgi! Yiğit! Kaç oldu? Kaç. İçeri gelin tamam. Yiğit kaç! Hadi 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 hadi! Hadi hadi hadi! Bırak! Bırak! Bırak!
Sevgi. Yavuz! Oğlum! Yavuz! Yavuz! Evladım! Üsteğmen Davut Bahadır. Emredin komutanım. Yıldırımlar mezrasında bir baskın olmuş Davut. Durumu bilmiyoruz. Hemen intikal edin. Emredersiniz. Saltalan var mı? Bakın. Kumandanım! Dur çocuk. Ben bu devletin askeriyim. İsmim Davut Bahadır. Sakin ol. Korkma. Şşş. Oh, geçti. Senin ismin ne? Yavuz Yıldırım. Kardeşim Kale Yıldırım. Thank you.
Komutanım. Küçük olan korkudan konuşmuyor. Ama büyüğü olanları anlattı. Dün gece vakti bir grup adam araçlarıyla köye gelmişler. Komünistler diye bağırmışlar. Çocuklar duymuş. E tabii. Köydeki herkes akrabaları. Bu. Çocukların babası. Kemal Yıldırım'ın adını bağırmışlar. Onu arıyorlarmış. Ve kötü son. Adamı öldürmüşler. Kemal Yıldırım'ın asıl mesleği fırıncılıktır komutanım. İnsanların sevdiği, saydığı, dini bütün emin bir insandır. Bu sebeple köyün imamlığını da yapmaktadır. Köylüleri de iyi tanırım. Vatanını seven, devletine bağlı insanlardı hepsi. Biliyorum Davut, biliyorum. Zaten olsa olsa kan davasıdır. Mesele o kadar basit görünmüyor komutanım. Ne yani? Konuyla alakalı başka bir malumatın var? Kemal Yıldırım son zamanlarda istihbaratla iletişim halindeymiş. Bölgede çalışan Amerikan barış gönüllülerinin ajanlık faaliyetleri hakkında ifadeleri var. Yahu Amerikalının ne işi olur köyün imamıyla? Bazı Türk istihbarat elemanlarını CIA adına çalışsınlar diye devşirmişler komutanım. Bak Davut Üsteğmen'im, suyu bulandırma. Başımızı belaya sokarsın. Ne Amerikası yahu? Çocukların bütün akrabaları ölmüş. Yetimhaneye bırakılacaklar. Konu kapanmıştır. Emredersiniz. Bizzat alakadar olmak isterim. Olur. Müdürümüzle konuşup geleceğim. Tamam. Vay! Torunlar gelmiş. İlk düğün mü Keltoş? Senin kafan düş numara. Boynundaki iyiymiş. Tam benlik versene. Vermem. Verirsin, verirsin. Vermem. Babam bıraktı onu bana. Yok, bana bırakmıştır o. Ara lan! Önce o saldırdı Turan. Sonra? Sonra da yok bir şey. Biz de gidiyorduk zaten. Bir şey oldu mu? Yok. Turan! Ne oluyor? Asayiş Berkemal kumanda. Hallettik, sorun yok. Aferin size yetim kurtlarım. Yeni kardeşleriniz Yavuz ve Halit. Bundan sonra dördünüz neyse Yavuz ve Halit de öyle olacak. Koruyacak, kollayacak, yanınızdan ayırmayacaksınız. Tamam. Aynı şey senin için de geçerli Yavuz. Bu dört arkadaşını kardeşin Halit gibi bil. Bundan sonra yolunuz da kaderiniz de bir. Bak bakayım ona. Başın hiçbir zaman öne eğilmesin. Ananın, babanın, akrabalarının katilleri cezalarını çekecek. Bunun için elimden geleni yapacağımı söz veriyorum. Sen de vatanına, milletine hayırlı, büyük bir adam olacaksın. Söz mü? Söz. Ama bıktım lan senden artık sidikli. Bana bak bana. Aa! Yavşak lan yavşak. Bitti yavrum. Lan.
Bak şimdi, don kontrolü yönetmelikte yok. Yönetmelikte yoksa burada da yok demektir. Yani neymiş? Bundan sonra burada don kontrolü yok, tamam mı? Anladın mı? Yoksa bu ortamı sokarım sana. Bitti avrusu. Kalk lan. Tamam, 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 anladım. Bas! Biz yetimiz. Bizim annemiz, abimiz, ablamız, halamız yok. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Kan bağıyla değil, can bağıyla kardeşiz. Biz birbirimize yeteriz. Bugün değil, her gün. Şimdi değil, daima beraberiz. Biz yetim kurtlarız. Biz yetim kurtlarız. Ölümüne beraberiz. Ölümüne. Gel. Aslına girince ne olur? Sen çok biliyorsun. Defter de böyle vuruyor topa. Nereden biliyorsun defteri? Ya oğlum hadi lan, hadi yay lan. Abi benim şişim geldi. Bu sefer benim de var. Tutsun azıcık, ne yapalım şimdi? Ne kadar kaldı? Oğlum az sabredin ya, az kaldı. Siz salaksınız ha. Müdür cezayı halite verdi, niye hepiniz ayakta duruyorsunuz? O bizim kardeşimiz. Ona yapılan ceza bize de yapılmış sayılır. Ha. Halit altına işeyince siz tek ayakta duracaksınız öyle mi? İyi. Keyfiniz mi? Bizim için hava hoş. Halit'in müdüre şikayet eden düşünsün. Acaba bir gece ansızın ne olacak? Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Çete başı. Bir daha bir çocuğa kemerle vur. Görürsün çeteyi de başını da. Sen efendi bir şeydin ilk gelince ama. Bunlar seni de kendine benzetti, Yavuz Efendi. Kardeş kardeşe benzer. Ne kadar kaldı? Bitmedi mi hala ceza? Bitmedi, bitmeyecek. Keyfimin kıyası mısın lan sen? Ben ne zaman istedim o zaman bitecek. Ya ama sizi severim bilirsiniz. Arada kızsam da ben sizi severim. Sonuçta buradaki bütün çocuklar bana emanet. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Tamam. Hadi bakayım. Hadi. Ah be! Ah be! Ayakları. Muhammed geldi. Allah geline bak. Şunu alayım, alayım. Hop! Türk gençli. Gelin, gelin. Bak gelin şimdi. Al, 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 al. Al, 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 al şunu, al. Şimdi gelin bunları dışarıda beraber paylaşın, tamam mı? Bak sakin sakin, yavaş yavaş. Aferin Turan. Paylaşmak erdemdir. Diğer çocuklarla aranız nasıl? Diğer çocukları boş ver be kumanda. Bizim aramız iyi olsun. Herkese yeteriz. Biz yeşil kurtlarız. Öyle de Mustafa Efendi. Ben size kardeş olun dedim. Çete olup milletin başına bela olun demedim. Kimseye bela aldığımız yok. Kim dediyse yalandır. Size itimadım tam. Ama neydi o zaman o dışarıdaki tek ayak cezası? Bir şey oldu. Ben de şey dedim. Sonra bizi şey ettiler. Sonra biz bir şey yanmadık yani. Halit, öyle mi oldu? Öyle oldu. Turan abim dediği gibi. İyi bakalım, öyle olsun. Nasıl Yavuz? Alışabildiniz mi yeni arkadaşlarınıza? Onlar bizim arkadaşlarımız değil, kardeşimiz. Babanız Kemal Yıldırım'la ilgili bir araştırma yaptı. Çok şanslısınız öyle bir babanın evlatları olduğunuz için. Herkes arkasından çok iyi şeyler söylüyor. Kimin yaptığını da söylüyorlar mı? O mesele biraz karışık Yavuz. Babanız devletimize ihanet eden bazı ajanların peşine düşmüş. Ya Yavuzların babası ajan mıymış? Sen ajanın ne olduğunu biliyor musun acaba? Yavuz ve Halit'in babası tertemiz bir Müslüman ve gerçek bir vatanseverdi. Bize yardım ediyordu. Beraber Erzincan ve civarındaki vilayetlerde öğretmen gibi, imam gibi, devlet görevlisi gibi çalışan düşman ülkelerinin ajanlarını bulmaya çalışıyorduk. İşte rahmetli Kemal Yıldırım önemli bir isme ulaşmış olmalı. Bu yüzden şehit edildi. Ama size söz veriyorum.
O hainleri bulacağım. Bu uğurda ömrümü harcasam da sözümden asla geri dönmeyeceğim. Turan, Yavuz, Bahri, Mustafa, Fikret, Halit. Siz de birbirinizi asla bırakmayacaksınız. Söz mü? Söz! Eyvallah. Hadi bakalım. Kumandan. Senin kumandan diyen ağzına kurban. Söyle. Sen vatanını seven, iyi bir adamsın değil mi? Öyle olmaya çalışıyorum çocuk. Babam bunu boynuma asarken sana emanet demişti. Bunu vatanını seven iyi bir adama ver. Thank you.
Acıkmadın mı? Yeter artık saklandığın. Bir ay oldu. Yemeğini yiyeceksen çık gel otur şuraya. Korkma. Korkma. Sen yemezsen yiyen bulunur. Şöyle yola gel. Destur var mı? Aa, gel abi, gel. Hoş geldin, geç otur. Hoş bulduk. Semaverin musluğu var. İçenlere... Dostluğu var. Al bakalım. Sağ ol. Var ol kumandan. Sağız varız ama acımız büyük. Bunca cinayetin ardından bir ben kaldım, bir sen, bir de içerideki kolu kanadı kırık çocuk. Eksildik. Keşke ben eksileydim de o yiğitler duraydı. Öyle deme. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bir mağlubiyetin yalnızlığından daha büyük yalnızlık yokmuş. Golyat'ı devirecek saparımdaki taşları aldı elimden Fettah denen iblis. Acım dinmiyor, dinmeyecek. Baksana. Otur. Baksana şunların gözlerine. Işık saçıyorlardı. Söndüler. Her yetim kurtla benim de bir parçam gitti. Tuğra'nın, Bahri'nin, Mustafa'nın, Fikret'in, Yavuz'un ruhlarıyla konuşuyorum her gece. Konuşuyorum da boş konuşuyorum. Şu çayın altındaki köz gibi yanıyor yüreğim. Hoca Davut Bahadır'a bak. Kimse yokken sen bunlara bakıp ağlıyor musun yoksa kumandan? Nerede? Keşke ağlayabilsem. Kurudu göz pınarlarım.
Nasıl oldu çocuk? Yaraları kabuk bağladı. Geçiyor. Kolundaki kırık da iyileşti. Bekliyorum. Damarlarında dolaşan kan görünmeyen yaralarını da sağaltsın. İnşallah, inşallah. Emme basma tulumba gibi sallama başını, bizim oğlan. Çıkar ağzından baklayı. Ne demeye geldiysen de hele. Her yerde seni arıyorlar. Arayan belasını da bulur, Mevlasını da. Bize rahat döşekte can vermek yakışır mı? Vuruşa vuruşa ölürüz. Benden yana içini ferah tut. Ya çocuk? Bunun Yavuz'un çocuğu olduğunu öğrenirlerse yaşatmazlar. Bir can daha vermeye dermanım var. Uyan çocuk. Uyan. Şimdi senin gözlerini bağlayacağım. Bakalım ödlek bir çocuk musun yoksa adam oldun? Bu gece burada kalacaksın. Yatmak yok. Yüzünü açmak yok. Bir yere kaçmak yok. Ne olursa olsun, ne duyarsan duy, sabah olana, gün doğana kadar, yüzüne güneş vurana kadar böyle gözlerin bağlı oturacaksın. Tamam mı? Şimdi ben gidiyorum. Sabah gelirim. Thank you.
cemalimi taleli derler, derler of of. Emek çekip yaptırdığım odalar, odalar. Korkarım ki düşman konar yurt olur. Senin sırtın yere gelmez. Helal olsun koca yiğit. Yıllar yıllar önce, binlerce yıl önce çok büyük bir savaş oldu. Hep olur ya. Türklerin içine casuslar girdi. Hep girerler ya. İçeriden yıkmaya çalıştılar bizi önce. Hep yaparlar ya. Sonra herkesi kılıçtan geçirdiler. Bir tek senin yaşında bir çocuk kaldı. Onun da kolunu bacağını kesip bir bataklığa attılar. Bir dişi kurt gelip çocuğu bataklıktan çıkardı. Yaralarını diliyle yalayıp iyileştirdi. Etlerle besledi. Düşman çocuğu almaya geldiğinde bir mağaraya kaçırdı. Çocuğu orada büyüttü. O mağarada 9 erkek çocuk doğdu. Bu 9 delikanlı 9 kızla evlendi. Sonra çoğalıp büyüdüler. Koca bir ordu oldular ve düşmanlarını yendiler. Kurt suyu işte böyledir. Bir tek kişi bile kalsa yeniden var olup çoğalır ve devletini kurar. Sen o kurt soyundan geliyorsun. Yolun uzun. Kalk hadi. Şimdi beni çok iyi dinle. Aileni öldürenlerin seni bulmaması için kim olduğunu unutacaksın. Herkesi, her şeyi, adını, geçmişini unutacaksın. Beni de unutacaksın. Kimseyle bağ kurmayacaksın. Yalnız kurt gibi yaşayacaksın. Artık Yiğit Yıldırım öldü. Herkes böyle bilmeli. Bundan sonra senin adın Altay Kurtoğlu. Altay Kurtoğlu. Allah yetimin yüreğinden korkuyu söker atar. Bundan böyle hiçbir şeyden korkmak yok. Şimdi var git yeni hayatına.
az 5 dakika dayan. Yoksa bir kuruş para alamazsın. 5 dakika. Gol kokusu neredeyse. Oraya gideyim diyen bir efsane geliyor. Amerikan Sence kim döver? Sen hangisini tutuyorsan o döveriz. Buyurun abi. Kurdoğan'la 50.000. Emredersiniz. Kural yok! Acıma yok! Hayatta kalan dövüşü kazanır! Israr ettin akşam geleyim diye, bakmıyorsun bile. Ya unutmuşum ne kadar vahşi olduğunu, içim kaldırmadı. Kazanır. Sen benim yanımda ol yeter. Başka kimseyi istemem ben. Ben tuvalete gideceğim. Yeni maç başlamadan gel. Tamam aşkım, tamam, kaçırmam. Şundan bilmiyorum. Boş versene ya, işine bak. Yeni yüzümü fark etmedim bile. Ay bu ne ayol? Kafam kadar. Hadi hadi çıkalım. Thank you.
Ulan haydi be. Ulan vur ileri. Ulan vur. Sonunda be. İşte bu. Helal. Eyvallah. Ya şimdi biz bu işin ithalatını, ihracatını, yani yeri geldi imalatını yaptık, anlıyor musun? Söz ver. Kupon tutarsa... Tamam, tamam, hallederiz. Çaydan kapıya mı? Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Bana bak. Bana bak. Esra. Senin ne işin var burada? Dayan. Seni çıkaracağım buradan, tamam mı? Dinle beni Esra. Esra. Nizam kriptolarla iş bildiği için hala resmi görevli çalışan biriyle buluşmasını izlerken yakalandım. Kimin ajanıydı adam? Fettah'ta Hakan. Nasıl olur? Onların hepsi temizlenmedi mi? Biz de öyle sanıyorduk ama her yerdeler. Yeniden örgütleniyorlar. Hedefleri ne? Yıldırım projesini hatırlıyor musun? Hava savunma projesi. Evet. Kriptoların yeni görevi Yıldırım projesinde projede çalışan herkesi yok etmek. Bu bilgiyi bizimkilere bir an önce ulaştırmalısın Esra. Seni bu halde bırakamam. Hadi. Senden mi şüpheleniyorlar? Nizam sorguda seni tanıyıp tanımadığımı sordu bana. Tamam. Merak etme. Birlikte çıkacağız buradan. Hadi. Esra. Gitmek zorundasın. Yakalanırsan Elay'ı ne olur düşünmüyor musun? Git. Kızını kurtar kardeşim. Benim için yapabileceğin tek bir şey var. Hakkını helal et. Lan! Kaç! Kaç Esra, kaç! Orhan! Kaç! Esra Hanım! Esra Hanım!
Yerli karadan yıkılmaz. Gölgelice kabağacın kesilmesin. Coşkulu akan görkemli suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Çalışan da kara polat, öz kılıcın kertilmesin. Kadir Mevlam seni namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umut kesilmesin. Ahir sonu ar imandan ayırmasın. Ne halt yiyorsunuz lan siz? Emrettiğiniz gibi. Yarım saatte bir kontrolünü yaptık ama elini çözmüş, ateş etti. Silahı nereden buldu oğlum? Bilmiyorum. Ne var? Anne. Bebeğim, seni almaya geliyorum. Şimdi mi? Evet, yoldayım. Daha önce konuştuğumuz gibi üstünü giy, beni bekle, tamam? Tamam anne. Bir aksilik olursa ne yapacağını biliyorsun. Biliyorum. Seni seviyorum Ela. Ben de seni. Yenge, ne yapıyorsun? Kurban olayım. Bırakın. Bırakın lütfen. Doğan abi öldürürüz. Bulayım, bırakın. Arabaya al, gel. Benim gitmem lazım. Yenge, bir şey yenge. Yapmadım. Bırakın. Bırakın lütfen. Ne oluyor lan? Kimsin sen? İyi misin? İyiyim. Sen şu dövüşçüsün, Kurdoğlu. Niye kaçıyorsun? Uzun hikaye.
Karakola gidelim mi? Hiç yok. Orada Doğan'a bir şey yapmazlar. Karakola gitmem. Gidecek başka yerin kimsen yok mu? Kızım. Benim kızıma gitmem lazım. Yatılı okulda ben kaza yapmadan önce geleceğim dedim. Seni alacağım dedim. Hazırlan dedim o. Doğan beni bulamaz. Oraya gider ben. Tamam. Motora binebilir misin? Binerim. Giderim. Esra nerede? Kaza yaptı burada abi. Başım belada dedi. Sonra adam biri geldi. Kim geldi oğlum? Tanımıyorum abi. Neredesin kızım ya? Seven Hills International School. Hanımefendi iyi geceler. Ben Doğan Sakınmaz. Ela Türkmen'in velisiyim. Kiminle görüşüyorum? Ben Mrs. Collins Doğan Bey. Nöbetçi öğretmenim. Rica etsem Ela'yı bir kontrol edebilir misiniz acaba, iyi mi? Bir sorun mu vardı? Annesi. Kötü bir rüya görmüş de. Tabii ki hemen Doğan Bey. İçiniz rahat olsun. Ela yatağında mışıl mışıl uyuyor. Zahmet oldu. Teşekkür ederiz. Esra kızını bırakıp asla bir yere gitmez. Bu işte bir biteneği var. Hayda. Anılıyordu bu kız ya. Gönderdiğin adamları ara. Kızı hemen alsınlar. Ela'cığım. Alo. Ela. Ela, ne yapıyorsun? Gönderdi bizi. Ela'yı biz alacağız. Şimdi konuştuk, bana öyle bir şey demedi. Atla bakalım arabaya Ela'cığım. Dur, gel buraya.
nerede? Benim hemen kızımı almam lazım. Ela kaçtı Esra Hanım. Neler oluyor? Kaçtı mı? Adamlar geldi, kaçtı, gitti. Doğan'ın adamları. Lan. Silah var! Silah var! Esra? Esra, iyi misin? İnanmayacak kız. Esra! Esra! Arkanız var mı? Yok. Çarptır mı? Şerefsizin birinden kaçıyordu. Dardaydı, yardım ettim. Bana niye getirdin? Hastaneye doktora götüremem. Bulurlar. İt sürüsü peşinde. Yarası beresi var mı? Dinlensin. Sabaha bir şey kalmaz. Demek bir de çocuk var işin içinde. Senin niye bulaştığın şimdi anlaşıldı. Hiçbir şey anlatmak yok mu? Geç oldu. Sabah gelirim konuşuruz. Sen nereye? Kadın uyudu. Sen de uyursun. Başınızda mı bekleyeyim? Aman sen de yatıp uyuma. Kız uyanırsa sen gelmeden. Salma bir yere, beklesin. Çok soru sorup bunaltma sakın. Kaçmasın. Zordan zevzek. Kim kaçmış benim sohbetimden? Beni dinlemeye ta nerelerden geliyorlar? Kim geliyor be? Benden başka kapını çalan mı var? Ha, sen bilmezsin. Onlar kapı çalmadan gelir. Hey, dikkat et. Ela'yı bulacağım derken belayı bulma. Çaresiz derdimin sebebi belli. Dermanı yaramda arama doktor. Şifa bulmaz gönlüm senin elinden. Boşuna benimle uğraşma doktor. Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. Dermanı yardadır, sende bulunmaz. Boşuna benimle uğraşma doktor. Vay abim,
Kalkın lan kalkın, iştima var. Bağırma lan dıvılık. Olur mu Altay abi ya? Kurdoğlu gelecek de bunlar böyle kömüş gibi yatacak mı? Kalkın lan, şş, alo. Eyvallah. Sıcak poğaça getirdim size. Allah be. Oğlum durun, itişmeyin, itişmeyin ya. Önce kadınlar ve çocuklar. Allah Allah. Abi çok sağ ol ya. Sabah da kan doydu gariplerim. Abi hocam. Caner'i göremedim. Müjdeli haber. Canay'ı buldu ailesi. Yırttı yani sokaklarda. Darısı senin başına. Aman tövbe de abi, dilini ısır ya. Eve girip de babamdan dayak mı yiyeyim, onu mu istiyorsun? Sokakta yemiyorsun sanki. Eloğlu dövünce koymuyor da... baban kırınca kemiğini... dokunuyor be abi. Akif, sana sözüm var biliyorsun. İste, gidip ilk kaburgasını vereyim eline. İstemem. Babamdır neticede. Ama Allah'ından bulsun. Sen iyi çocuksun Akif. Hükme boynunu. Boynumuz yiğit boynu abi ya. Bir görse sevdi abi kar, gerisi yalan. Senden bir şey isteyeceğim. Buyur abi. Benim bu çocuğu bulmam lazım. 7-8 yaşlarında, sokaklarda tek başına. Onu bulursan sen bulursun Akif. Yanındaki abla da güzelmiş maşallah ha. Hayırdır? Gidiyor musun kızım? Sen kimsin? Ben ev sahibiyim. Sen de Tanrı misafiri. Beni buraya mı getirdi? Kim? Şu dövüşçü. Kurdoğlu. Evet. Nerede şimdi? Sokaklara gitti aramaya. Ne aramaya? Ne bileyim ben. Onun ne yaptığını akıl sır ermez. Gitti işte. Benim de hemen gitmem lazım. Buraya gelmesi de gitmesi de hemen olmaz. Olur. Ben giderim. Taksi, otobüs, minibüs bir şey vardır herhalde. Yok. Yaşıyorsun o zaman, hiç araç yoksa? Benim dedem köyünden çıkmadan 90 sene yaşadı güzel kızım. Tekerlek icat edilmemişti herhalde daha. İlla gideceksin yani, öyle mi? Mümkünse hemen.
Seni getiren ben gelmeden gitmesin dedi ama yolcu sensin. Bizde gelene git, gidene kal denmez. Alo. Ha, benim. Bir araba gönderin. 3 vakte ancak gelir. Otur hele. Güzel miydi Erik? Yani size sormadan öyle bir tane yedim ama... Sahibi biz değiliz. Afiyet bal şeker olsun. Koneter cins, bağ cins, pervaz. Kebuter bağ, kebuter baz, bağ baz. Ne demek? Her tür kendi türüyle uçar. Güvercin güvercinle, şahin şahinle. Hiç gördün mü sen şahinle birlikte pervaz eden bir güvercin? Ha? İkisinin de gagası var, kanadı var ama olmaz. Yani diyor ki Hazreti Mevlana, insan ancak özü kendisi gibi olanla yaşar. Çok güzel. Sen peki kendin ürkek bir güvercinsin ama alıcı kuşlarla mı uçmaya çalışıyorsun? Evet. Ama benim yırtıcı kuş Şahin değil. Doğan. Ne iş yapar bu Doğan? Şeytanın bile aklı ermez onun işlerine. Şeytanı küçümseme kızım. Allah'a kafa tutmuş. Doğan'ı bilsem bana hak verirdin. Bana anlatmıyorsun madem, git devlete anlat derdini. Bilmiyorsun. Bunlar kanun nizam bilmez, asker polis devlet bilmez, Allah kitap bilmez bunlar. Her canlı ölümü tadacaktır güzel kızım. Günü gelince tanıtırlar. Sen beni dinle, korkma. Adalete git. Kendim için korkmuyorum ki. Kızım var. Onu tehlikeye atamam. Kızın babası bu kaçtığın belalı değil mi? Yok, babası başka yerde. O da bize yardım edemez. Senin anan baban atan yok mu? Yetim büyüdük biz. Kızının babası da değilse... Nasıl bulaştın bu belaya? Hepimiz hayatımızın bir yerinde bulaşmıyor muyuz yanlış insanlara? Evet. Evet. Kızını şimdi düşüneceğini o zaman düşünseydin. Hiç girmeseydin bu işe. Mecburdum diyelim. Öyle gerekti. Boş ver. Benim kızıma gitmem lazım. Tamam. Hadi bakalım. Kalkıyor. Devam et kardeşim, devam et. Devam et. Küçük hanım, çayırbaşı dolmuşunu soruyordu. Geldi. Şimdi Erik, simit üçgen peynirle yükseliyoruz. Afiyet olsun. Yavaş,
çıkacak abla. Evet, 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 evet. Çaylıkaya, Nerede? Bitti. Bırakma demiştim. Kızıma gitmem gerek dedi. Zorla mı tutaydım? Nereye gitti? Kendi hayatına döndü. Ne bileyim. Bırak artık bu işin peşini. Sen gerekeni yaptın. Başında bela var diyorum. Belanın 40 çeşidi var evlat. Belli ki peşindeki adamlar sokak serserisi değil. Kim bilir hangi karanlığın şeytanları. Sana mı düştü derdi? Sana ne? Çocuğuyla çaresiz kalmış genç bir anne. Karşıma çıktı. Dönüp sırtımı gideyim mi? Yardım edecek kimsesi yok diyorum. Kimsesi yoksa devlet var. Sen mi söylüyorsun bunu? Beni bulduğunda sen de öyle yapaydın ihtiyar. Dönüp sırtını gideydin. Sen değil miydin mazlumun yanında olmayı öğreten? İlişme bana. Tabii, pardon. Baksana, Saadet teyzene kadar tek başına geldin. Büyüdün artık, kocaman kız oldun sen. Evet ama. Kocaman kızlar da salıncağa binir değil mi? Biner tabii. Hadi sen sallan bakalım. Sen salla. Ay boyu, yıldız boyu. Yok kızım benim, acelemiz var. Ben şimdi Saadet teyzenle bir şey konuşacağım. Sonra gidiyoruz, tamam? Hadi bakalım. Hayırdır Esra? Ne oluyor? Bir içeri geçelim, anlatacağım. Yani Doğan öğrendi mi kim olduğunu? Bilmiyorum. Hiç emin değilim. Yani iki gündür öyleymiş gibi davranmadı ama... Onun ne düşündüğü hiç belli olmaz. Ne yapacaksın peki? Önce bir Ela'yı Türkiye'den çıkarmam lazım. Nereye gidecek? Tamam tamam. Ne kadar az insan bilirse o kadar iyi. Yanlış anlama, sana güvenmemek değil. Tamam, söyleyen gitti. Salim'i mi yaramadın hiç?
Olmaz. Onlar bu işe bulaşırsa iş büyür. Kızımı tehlikeye atamam. İyi misin Esra? Ben iyiyim. Yalnız mısın? Başka kimse var mı? Yok, yalnızım. Hadi eve gidelim. Tamam. Çantan? Unutmuşum. Ela nerede? Burada değil. Nerede peki? Elacığımı almadan mı gidiyoruz? Kızımı karıştırma Doğan. Yürü, nereye gideceksek birlikte gidelim. Peki. Tamam. Çocuk buralarda olabilir. Etrafı kontrol et. Eyvallah abi. Dün gece neler düşündüm bir bilsen. Yok mu söyleyecek bir şeyin? Korkuyorum. Benden mi? Kulüpte tuvaletten çıkınca silah sesi duydum. Çatışma çıktı sandım. Panikleyip kaçtım. Yanıma gelmek yerine kaçtın. Öyle mi? Korkuyorum Doğan. Uğraştığın karanlık adamlardan da, karanlık işlerinden de korkuyorum. Sana bir şey yaptılar sandım. Bana bir şey olsa bırakıp kaçacaksın yani. Kızım var benim. Sana bir şey yapsalar kim kurtaracak bizi Nizam'ın elinden? Nizam. Evet. Koridorda silah sesinden sonra Nizam'ın silahlı adamını gördüm. Ya benim onu gördüğümü fark edince peşime takıldı. Ben kaçmayıp ne yapacaktım? Benim çocukların yanından seni alan Nizam'ın adamı mıydı? Evet. Ela'yı da okulun da biliyordu. Ben ne yapacağımı bilemedim. Zaten salak gibi telefonumu falan da düşürmüşüm. Sana da ulaşamadım.
Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Ama benim akıllı kızım kaçmış ellerinden. Ela kaçtı. Bir adamla gelmişsin okula. Ela'yı da alacaktı diyorum. Biz oraya gittiğimizde başka insanlar da vardı. Bir kavga koptu. Ben de zaten o fırsatta kaçtım elinden. Benim adamlarım da onlar. Sana ulaşamayınca okula ben gönderdim. Ela'nın güvenliği için. Onları da atlatmışsın. Aa Doğan! Nereden bileyim ben kim olduklarını? Kime nasıl güveneceğim? Nereye kaçtı Ela? Öyle bir şey olursa nereye kaçacağını anlatmıştım ben daha öncesinde. Saadet'in yanına. Birkaç kez birlikte gittik. Yolu falan öğrettim. Nerede şimdi peki? Ne var Nizamettin? Gelirim tabii. Benim de seninle konuşacaklarım var. Acele çağırdın geldik. Neredesin? Kırın kaçmış. Öyle mi? Esra'dan uzak dur. Asıl sen uzak dur. Buraya hesap vermeye geldin. Benim sana verilecek hesabım yok. Ben var diyorsam vardır. Doğan. Sorgulaman için sana emanet ettiğim adam benim bir görüşmemi takip ederken yakalanmıştı. Kesin içeriden birileriyle irtibatı vardı. İki gün boyunca sorguladın, bir şey bulamadın. Ben de kafasına sıktım. Karını mı korumaya çalışıyorsun? Dikkatli konuş! İstediğim gibi konuşurum. O kızın bu işte parmağı yoksa, adamın öldüğü gece
Nereye kaçtı? Ve niye kaçtı? Karım ait olduğu yerde, evinde. Adamlarını ailemden uzak tut. Bu hikayede tek bir aile var. O da senin en küçük kardeş olduğun bizim ailemiz. Söz dinle. Şimdi git. Aldın mesajını Nizamettin Köz. Hayırdır abi, ne oluyor? Bir emriniz var mı? Doğan kızın eve geldiğini söylüyor, doğru mu? Doğru efendim. Evde bizden kim var? Engin o. Ara. Efendim Güyaz abi. Zahmettin Bey bir şey konuşacak. İsrail'e mi? Evet. Bu kız bu evden canlı çıkmayacak. Fatih Engin. Aradığımı görmüyor musun? Kiminle konuşuyorsan kapatsana. Kapattım lan mecburum. Ters bir şey var mı? Hayır lan Mersi, hakiniz. Esra nerede? Hanımefendi odasından hiç çıkmadı. Çıkmasın. Bu gece herkes alarmda olacak. Ben yoldayım, geliyorum. Anlaşıldı. İyi misin? Bir şey yaptım sana. Birazdan gelir. Her şey olabilir. Eğer bana bir şey yaparsa... Ela. Nerede kızın? Bilmiyorum. Bak, benim kızımı bulmam lazım. Benim buradan kurtulmam lazım. Tamam. Sana yardım etmek için geldim. Buraya nasıl girdim bilmiyorum ama nasıl çıkacağımızı biliyorum. Derim. Tamam hadi.
Çocuk nerede? Her yere baktım. Orada değil. Birkaç avareye haber saldım. Gören olursa beni arayacak. Kaçıyordu. Ben de onu infaz ettim. Tamam. Kaybol oradan. Anlaşıldı. Söyle Akif. Abi, senin kız çocuğunu bulduk. Kızını bulmuşlar. Esra. Esra! Müsaade et. Vurulmuş. Yorma kendini. Şimdi haber geldi. Kızının nerede olduğunu bulduk. Onu bana getir. Ebru, bana git. Onları eline bırakma. Söz. Kurtaracağım kızını. Geri gelene kadar dayanacaksın. Sen de bana söz ver. Tamam güzel kızım. İyileşecek mi? Allah bilir. Hadi sen vazifene git. Tamam kızım. Zorlama kendini. Thank you.
yatağın yıkılmasın. Gel gelince ağaç gizlenmedesin. Coşkun akan görkemli suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Çalışanda kara polat öz kılıcın kertilmesin. Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Ahir sonu arı imandan ayırmasın. Senin kumandan diyen ağzına kurban, söyle. Sen vatanı seven, iyi bir adamsın değil mi? Öyle olmaya çalışıyorum çocuk. Babam bunu boynuma asarken sana emanet demişti. Bunu vatanını seven iyi bir adama ver. Amerikan ajanıdır. Fettah Dahak isimli şahsın Amerikalılar hesabına ajanlık faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiştir. Dedesi kuvvacıların silah deposunu Ermeni çetecilere ihbar ettiği için aile Bitlis Ahlat'tan kovulmuş. Sonra Erzurum'a gelmişler. Rabinoğlu Fettah Dahak 1941'de Erzurum'da doğmuş. Dahak Hint-İran mitolojisinde insan beyni yiyerek beslenen kocaman bir yılandır. Kendini din kisvesi altında saklamış Fettah Dahak adındaki bu ajanı çevresindekiler vaiz diye biliyorlar. Herkesin sevip saydığı bir imamı Atatürk aleyhinde konuşuyor diye jandarma gözaltına alır. Askerin derdest ettiği imam bölgede çok saygı duyulan Alvarlı Efe'nin oğlu Said Efendi'dir. Yanlış bir şey yaptığına, Atatürk hakkında kötü söz söylediğine kimse inanmaz. Ahali komutana bunun garantisini verir. Alvarlı'nın oğlu serbest bırakılır. Vatandaş bu sahte ihbarı kimin yaptığını öğrenmek ister. Hocaları genç Fettah'ı
sıygaya çekerler. Hata yaptığını kabul etmeyince medreseden kovulur. 1957 yılında cami cemaatinden bir terzinin dikkatini çeker. Farklı bağlantıları olan terzi ondaki potansiyeli görür, bir gün namazdan sonra onu dükkanına davet eder. O gün o terzi dükkanında hayatı değişir. İçeride zamanın Seferberlik Tetkik Kurul Başkanlığından Yüzbaşı Esat Keşşafoğlu vardır. Uzun süren sohbet boyunca daha gencecik bu imamdaki hırsı, inancı ve şehveti görürler. Hem Nur cemaatine hem de devlete ve Türk istihbaratına giriş kapıları o gün açılır, bulduğu çatlaktan her yere sızmaya başlar. Bir daha sırtı yere gelmez. Artık özel harpçilerin elemanıdır. Askerliğini istihbaratçıların kollaması altında telsizci olarak yapar. Hiçbir askeri teamüle uymadan hareket eder. İskenderun'da askerliğini yaparken camilere vaaz vermeye gider. Cami cemaati üzerindeki etkisinin farkındadır artık ve her fırsatta sınırları zorlar. Erzurum'da bir sinemada İslamiyet'in Doğuşu filmi oynamaktadır. Fettah, cami cemaatine verdiği vaazda Hazreti Ayşe validemizi ahlaksız bir kadın canlandırıyor diye halkı galeyana getirmiştir. 1963 senesinde Erzurum'da CIA parasıyla Komünizmle Mücadele Derneği kurulur. Amerikan ajanlarıyla kol kola. Fettah da kurucularından biridir. Seferberlik Tetkik Kurul Başkanlığı'nın bazı sivilleri eleman olarak kullandığı bilinen bir vakadır. Ama bu şahıs devletin kontrolünden çıkmış ve artık alenen yabancı devletlerin ajanlarıyla kişisel çıkarları üzerinden ilişkiler kurmaya başlamıştır. Selamünaleyküm kumandan. Aleykümselam çocuk. Vaiz seni yukarı buyur etti. Erzurum soğuğunda beklemesin. Misafirimiz olsun buyurdu. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Davut Beyefendi. Buyurun. Siz de öyle sokak köşesinde bekletmeye vicdanım el vermedi. Bir kahve ikram edeyim dedim. Tevazu gösterip geldiğiniz için müteşekkirim. Bir süredir peşimizde olduğunuzu gördük. Kimdir, necidir dedik.
Memleketin değerli bir komutanının başka mühim vazifeleri varken benim gibi bir kıtmirin peşinde ne işi olur diye dert oldu içime. Sorduk, soruşturduk. Vatanını seven, hakka inanan bir insan olduğumuzu öğrendik. Yetim çocukların elinden tutuyormuşsunuz. Fevkalade. Fevkalade bir meşgale. Vicdan işte. Kimde nasıl tezahür edeceği belli olmuyor. Biz de kendi halimizde üzerimize düşen vazifeleri naçizane ifa etmeye gayret gösteriyoruz. Fakat niye sizin alakanıza mazhar olduk, onu idrak edemedim. Sizinle alakam, tedrisatınız ve dünyevi telaşlarınızla ilgili. Vazife dediğin şeyin ne olduğunu, arkanda kimlerin olduğunu biliyorum. Benim arkamda Rabbimden başkası yok. İnandığım o, güvendiğim o. O beni asla yarı yolda koymaz. Benim ilk Kur'an hocam validemdir. Kendisinin anlattığına göre 4 yaşındayken bana Kur'an okumayı öğretmiş. Tam bir ayda hatmettiğimi söyler. Ben hatırlamıyorum. Fakat köylüye yemek verdiler. Biri de bana gelip bugün senin düğünün oluyor dedi. Biliyorum hikayelerini. Utancından ağlamışsın güya. Yani öyle anlatıyorsun ya bazılarında. Ailenin ahlattan neden kaçmak zorunda kaldığını da anlatsana. Ben biliyorum. Deden Ermeni çetecilere kuvvacıların silahlarının yerini ihbar etti. Bu ihanetin bilinmediği bir yere Erzurum'a yerleştiniz. Yalan yanlış malumat insanı doğru yola iletmez Davut Bey kardeşim. Bizi gizli gizli gözetlemen gerekmez. Ne öğrenmek istiyorsan sor. Kendini de boşa yorma. O vakit konuşalım. Özel harpçi, yüzbaşı Esat Keşşafoğlu. Sendeki ajanlık yeteneğini gördü. Devletin işine yararsın diye düşünmüş olmalı ki o günden bugüne 5 yıldır özel harpçilerin ve devletin hizmetindesin güya. Ama asıl soru şu. Devlet mi senden istifade ediyor yoksa sen mi devletin imkanlarını kullanarak büyüdükçe büyüyorsun? Benim gördüğüm ikincisi. Gözün sürekli başka yerlerde. NATO'cu, CIA'cı Amerikan ajanlarıyla birliktesin sürekli. Asıl amacın ne? Ben barış, kardeşlik adına müşterek hassasiyetim olan kıymetli insanlarla aynı istikamette yürümeye gayret ediyorum. Amerikalılarla, sözde barış gönüllüleriyle müşterek hassasiyetin olduğu aşikar. Sen de bir gelecek görmüşler ki sana yatırım yapıyorlar ama beni kandıramazsın. Girdiğin medresede huzur bile kalmıyor. Ne barışı, ne kardeşliği. Kumandan, huzuruyla kurtaracağız. O vakit meselenin hülasası şu. Sana inanmıyorum. Bu devlete, bu millete değil. Sen şeytana hizmet ediyorsun. Fuzuli lakırta etmekten daha fenası, fuzuli işle iştigal etmektir Davut Bahadır. Bizim gölgemiz yoktur.
gürültümüz çıkmaz. Rengimiz yoktur, görünmeyiz. Ele avuca gelmeyiz. Hava gibiyiz biz. Havayı elinle tutabilir misin? Bak, hiçbir şey yok. Biz hava gibiyiz. Havayı elinle tutamaz. Alo. Hepimiz Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Başımız sağ olsun evlat. Kaya başına defnettim. Mekanı cennet olsun. Söz verdim, kızını bulacağım. O bıçağı yere bırak. Sakın! Bıçağı bırak dedim. Ellerini kaldır. Dizlerin üstüne çök. Yavaş. Yavaş.
Esra. Her şey yeniden başlıyor. Dumanlı dağ börüsü Salur Kazan, yedi başlı ejderhayı ilk kavgasında öldürdü. Ben, Davut Bahadır, Goliath'la 60 yıldır kavga ederim. Çok denedim, çok yenildim. Ama asla pes etmedim. Etmem. Meşrebimde yok. Taşı taşın üstüne koydum. Her ipin ucunu birbirine bağladım. Elbette bu düğüm çözülecek bir gün. Gök kubbenin altında yaşayan bir ölüyüm ben. Tanrı'yla tek bir pazarlığım var. Bu iblisin ateşinin söndüğünü görmeden toprağa karışmayacağım. İlahiyatta, tedrisatta, emniyette, ticarette. Dahhak çok canımızı aldı. Ama o sadece bir kukla. Ondan önce de başka kuklalar vardı. Can alan, canımızı yakan, şimdi de var. Hepsi büyük kuklacıya bağlı. Destan 2500 yıldır yalnız bir kurt gibi dosta güven, düşmana korku veren Türk milletinin hikayesidir. Yerli Karadağ'ın yıkılmasın, gölgelice kaba ağacın kesilmesin, coşkun akan görkemli suyun kurumasın, kanatlarının ucu kırılmasın, çalışan da kara polat öz kılıcın kertilmesin. Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Ahir sonu arı imandan ayırmasın.